Bir milyon da. Benden pas. Ben gördüm. Full dam. Hay Allah, 3 yaşından böyle şansın içine be. Evet, çekiyorum. Kız hadi çek artık, kızın içini bayıyor. Biri bana mı aldı? Çektim. Bak, çektim. 12, 12. 9. Allah! Birinci dünya. Yavaş be, yavaş. Sus, kız, sus. Birinci gün koymuş. Gören de Birinci Dünya Savaşı'nı kazandığını zannedecek. Çift kart. Ben istemem. Çekiyorum. 30'a. 36. Hey dombalıcı, çay götür lan bana. Tamam siyah bak. Ben çekerim. Artmadı bak ha. Tamam. Sen şu başta bak. Kız, Nes çıkmadı değil mi? Ben çok severim de onu. Daha erken o. Ne zaman? Yıllık ayılığa toplantısı. Çöktüler masaya, ne kendileri eğleniyorlar, ne de bizi bırakıyorlar be. Şeytan diyor, çayın içine sarı zehri doldur olsun bitsinler. Hem biz kurtulalım, hem de insanlık kurtulsun. Lan bunlara fare zehri de kar etmez ki. Manda zehir lazım, manda. Zehir zıkkım olsun inşallah. Son içtiğin olur. 32. Sekiz. Gel kız gel. Bak ikinci çingoya yapacağız. Tamam devam edeyim. Yap. 49. Peki ya. Evet elleri görelim beyler. Bende 3 asma. Benden iyisin. Benden de öyle geldi. Bende kare var itilmiş. Bir. Vay lan ben böyle şansım da. Ne lan bu? Sadece 70. Aha işte bu da ikinci cinko. Şuraya bak ya. Ne burası şansın? Yeter be, yeter be. Çok gurur duyuyorum lan. Durmadan kaybediyorum burada be. Sen de aşkta kazanırsın. Yarın Kulağına Parkı'na gidip kendine uygun bir gergedan buluverirsin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen arkadaşlarının yanında bana? Sizin yüzünüzden durmadan kayıp mı edeceğim ben burada? Nedir altın paralar? Yok fulmüş, yok üçlüymüş, yok kare atmış. Kara ayılar sizi. Ulan ne bahtsız karılarmışız be. Hey Allah'ım bize şöyle kütükler vermişsin. Biraz yontup vereydin ya. Kahve içer misiniz kız? Türk kahvesi mi yapayım Nescafe mi? Türk kahvesi olsun. Biz Nescafe dedin de birazdan Nes çıkacaktı. Onu da kaçıracağız. Şuraya bak. Lök gibi oturuyorlar orada. 9'lardan 9 be. Tam da ikinci çinko etmiştim. Benim de tombalama 3 sayı almıştım. Ay. Lan çekirdekler de içeride kaldı. Ne güzel çitlerdik ecik. Ben de size bir şey getirmiştim. Ne getirdin kız? Kırmızı da. Adam kırız mı da anlarım. 7 yılda bereketle uğur gelsin diye giyeceğiz ama. Ha, o kuzlar budanın uğrunu da bereketini de kaçırırlar. Hayvan herif benim bundan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız? Bak benim bir planım var ama. Tutarsa tutar. Tutmazsa artık yılbaşını mutfakta geçiririz. Kız öyle deme o zaman bütün bir yıl mutfakta geçermiş. Kız daha iyi ya. Hiç buraya giremezler işte. Sarımsaktan korkan vampirler gibi. Nez çıkmadan yetişsek diyorum ya. Bak nezli olmuş sahneye çıkamıyormuş. Ben senin için nez olurum yavrum. sakın ha. Yaklaşmayın şöyle yanıma, şöyle. Sakın ha, inanmayın siz ona. Kafamız karışıyor lan burada. Anam, kafaları karışıyormuş. Kafa var mı sana ki karışacak? Kalkılmış çay götür bize. Tamam bak, artık plan başlıyor. Tamam. Ben şimdi çayları oraya götüreceğim. Ondan sonracıma artık...
Bana bak kalkım, hiç sessiz çıkmayacak ona göre. Abi, hassas oyundur bu yenge, kafamız karışmasın. Tabii tabii, siz rahatsız olmayın diye biz siyasız film oynamaya karar verdik. Ya, hatta isterseniz çıkın bahçede oynan kız kalkılmış. Böylece hem piknik de yapmış olursunuz. Ya, tabii tabii. Öyle yaparız da. Nasıl gitti kız, ne oldu? Gelin gelin, içeri gelin. Tamam, her şeyi planladığım gibi yaptım. Ha, ruhları bilen duymadım. Şimdi planımızın ikinci bölümüne geldik. Tamam. Başlatacağız şimdi. İtilmiş! Kocacığım! Ne var be? Çay kavanozu rafların en üstünde. Gelip alır mısın diyecektim. La git birisinin sırtına çık, al işte salak. Öyle saçma şey olur mu kocacığım? Uzun Marlboro'm benim. Güzel oğlum. Hadi gel gel. İş çıkarıyorsun başıma be. Boyuna borsuna bakma da ne diyorsun? Salak. Yer alması. Arkadaşlar ben şuna bir bakıp geleyim be. Hep. Hız! Ne oluyor lan? Ne olduğunu sen daha bilirsin, itilmiş. Ayıp oluyor. Aslında ayıp sende, itilmiş. Kendi mekan diye kavga çıkartmak istemeyiz ama. Bunlar ne? Ana. Kim koymuşlar bunları buraya? Temiz aile masasına oturduk ama. Ketenpereye gelmişiz ha. Dede güleşi başladı. Hadi hayırlısı, yiyin birbirinizi, yiyin. Ne yani, siz şimdi bana hile mi yapıyor demek istiyorsunuz? Demek istemiyoruz, gördük zaten. Neyi dur lan dur, bu ne? Dur, Allah belanızı versin, şirket olmuş. Anlamadım, ne dedin? Görmez misin? Herkes burun kıvırır. Beğendiremeyiz kimseciklere bunları. Bir bardak altı bile mi satamayız? Bana bak, zeytinyağı gibi üste çıkma. Sen satamıyorsan, ha? Benim canım dantellerimin günahı ne? Ah benim koruma altındaki tarihi varlıkım.
Sen de nabunlar gibi kalmışsın çağ dışı. Artık Sevda Demirel kirpiğinden Hande ata izi gübeği modadır. Şöyle bulalım güzel modeller. Ha. Yakalayalım muasır medeniyeti. Sen bana bak cıvıtmaya başladın gene. Ha, anladın mı sen cıvıtmaya başladın gene. Dantel işi ağır bir iştir. Ciddi bir iştir. Ağır başlılık ister. Tamam mı? Sen şimdi bırak onları da beni dinle. Beni ben birini buldum. Ha? Birini buldum diyorum. Sen sağır mısın? Abi uysuzum Engin Ardıcım. Tamam buldum da neyin birini buldum? Kaçın birini buldum? Üç taneden birini buldum kızım. Sen bana kendi işimizi kendimiz pazarlayalım dememiş miydin? Ne? İşte bizim Pelin Hanım'ı pek güzel evlendirip çeyizini düzebiliriz. Pelin Hanım. Şu mesele. Evet. Peki kimdir bu Pelin Hanım? Benim torun var ya Arzu Arzu. Onun patronu eczacı kız. Evet. Üstelik de çok güzel, alımlı, akıllı bir kadın. İyi. Bekar da. Bak bekar olduğu iyi oldu. Hmm. Evli olsaydı evlendirmemiz zor olurdu. Bak ben de merak ettim Pelin Hanım'ı. Gidip bir görelim derim. Göreceğiz işte. Hadi. Hadi o zaman günler kısadır. Hadi çabuk ol. Bak ne derim bilir misin? Ne dersin? Biz en iyisi indimizi alıp gidelim. Ne diyor bu be? İndimizi indimizi. Aman, tövbe tövbe. Sen böyle ağırdan alırsan yılbaşında anca orada olur. Hadi. Sübhanallah. Sübhanallah. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu kişiye. Çok iyi. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok bayız. İyi günler. Güle güle. Niye bakıyorsun bana öyle? Ay çok hoş adam değil mi Pelin abla? Bilmem. Hiç dikkat etmedim. Gözleri çok güzel. Hele gülümsemesi. Anlaşılan senin mi çok hoşuna? Hayır hayır. Yakışıklı ama. Pek benim tipim değil. Benim de tipim değil. Affedersin ama bunca zamandır armudun çöpü, üzümün sapı herkesi reddediyorsun. Pelin abla, sen ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Söyleyeceğim ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söyle. Ben erkeğin zeki, çevik, iyi ahlaklı, kişilikli ve esprili olanını severim. Ayrıca cesur ve fedakar olmalı. Tıpkı Şuayb Bey gibi. Bizi nasıl cesurca kurtardı değil mi Pelin abla? Bence Şuayb Bey'i tanıdığım en tatlı insan. Yalnız küçücük bir kusuru var. Birazcık evli. Seninle çalışmaktan gurur duyuyorum Şuayb abi. Hem cesursun, hem zekisin, hem yakışıklısın, hem de çok meşhursun. Keşke ben de senin gibi olsaydım. Ya canım. Tamam yani cesaretim, zekam ve yakışıklılığım var diyecek yok ama o kadar da şöhret sayılmam. Alt tarafı bir kere medyaya çıktım yani. Oo, olur mu Şuayb abi? Bugün bütün gazeteler, bütün televizyonlar senden bahsediyor. Sen artık bir kahramansın. Sen bir efsanesin. Yok canım ne yaptım ki? Alt tarafı bir caniyi kıskıvrak yakaladım. Kendi hayatımı hiçe sayarak üç kişinin hayatını kurtardım. Vay be. Hiç korkmadın mı Şuayb abi? Neden korkacağım? Adamda kocaman bir bıçak var diye mi? Sen bıçaktan falan korkmazsın değil mi Şuayb abi? Bıçak, tüfek, tabanca, top, kalaşnikov, hatta karımın yaptığı yemekler bile bana buz gelir. Bunlar ne yapar ki insana? Alt tarafı ölürsün. Sen ölümden de korkmazsın değil mi Şuayb abi? Ya ölüm dediğin nedir ki? Ölüm yani hayatta yaptığın bazı şeyleri yapamazsın. Mesela ben zarreti bir daha göremem ki bu bir kayıp değildir. Senin bu dünyadan korktuğun hiçbir şey yok mu Şuayb abi? Bak, sana bir sır vereyim mi genç hayranım? Beni böyle sıradan insanlardan farklı kılan şey nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Nedir Şuayb abi? Aşk sevgili çırağım, aşk. Ben aşık olduğum için korkusuzum. Bir kadın sevdim ve hayatım değişti. Aşk işte her şey yapılıyor. Aşk. Kim o? Asıl şimdi senin hayatın değişecek. Sıçanırım! Söyle ulan kim o? Kim ulan o kadın? Söyle lan kim? Şuayb kim o kadın? Şuayb abi misin? Lan! Söyle! Söyle kim diyorum ulan o kadın kim? Pelin ha? Ulan! Ulan bir de utanmadan adını söylüyorsun ha? Ulan sen de öldün, Pelin de öldün! Ben bana ne? Ben sana aşık! Eğer senden başka biri varsa... İşte böyle hizaya gel bakayım.
lan buna. Çam bacağıma. Ola lan, şuna bak. Arzu. Senin anneannen değil mi? Ta kendisi. Yanındaki kim? Ortağı Gülezer. Anneannemin yaptığı dantelleri pazarlıyorlar. Yani pazarlayamıyorlar. Ne yapıyorlar böyle? Bilmem. Nereye bakıyorlar dikkatli dikkatli? Galiba sana bakıyorlar Pelin abla. Canım bana niye dikkatli dikkatli bakıyorlar? Ne bileyim, anneannemin işlerine akıl sır ermez ki. Gülezer, nasıl buldun Pelin'i? Al beni ligacıdır Allah için. Eczacılık gibi altın bileziği vardır üstelik. Hayda, sana ne kadının bileziğinden yüzüğünden be canım? Ha, yoksa mücevherlerine mi göz koydun? Abi seni desin be. Ne? Ben altın bilezik değil, mesleğine derim. Mesleği? Eczacılık be. Anladık canım, anladık canım. Daha iyi işte, iyi söyledin. Ona daha kolay buluruz. Tamam canım, bulmasına buluruz da. Pelin gibilerini birini beğendirmek zordur. Bak ben kendimden bilirim. Hı. Ben de meslek sahibi bir kacıyımdır. Vardır bu uçacılık dalında master'ım. İstemiştir beni ne doktorlar, mühendisler, zurnacılar, davulcular, darbukacılar. Onlar da istemiştir. Tabii musiki erbabı da istemiştir. Hiçbirine gitmemişimdir. Ararım hala beyaz atlı sütçümü. Hadi bırak şu yemzekliği saçmalama, hadi yürü. Şuraya bak. Gülezer. Şuna bak, şuna, şu geçene bak. O ay yüzlü gacı değil mi geçende gördün? Tam da evlilik çağında. Gülezer, kalk gidelim bilgi edinelim kız hakkında. He. Araştıralım, soruşturalım nelerden hoşlanır, hangi tipleri bilir. Boş mudur, doğru, dolu mudur? Doğru değil mi anacığım? Hadi kalk. Kalk sen bilgi... de çöp çatanla bilimsel bir yaklaşım getirsin tentenim istatistik enstitüsüm. Kız ne ütüsü kız şimdi, ütü yapılır mı? Yürü evde yaparsın, geç kaldık kızı kaçıracağım. Ay gebereceğim mi? Ben şimdi gebereceğim, bu suya atıp diz kapak kullanımda ben kendimi intihar edeceğim ben. Ay bu kadın ilden bıktım ben. Mortu çekeceğim ben, mortu. Yürüsene be, yürüsene. İyi günler. İyi günler. Günler, ne istemiştiniz? Kekemelik benden sana geçti galiba, Karatay. Siz Karatay mısınız? Evet de, siz beni tanıyorsunuz mu? Tabii, adını çok duydum. Hayret, daha ilk kasetim bile çıkmamış galiba için. Siz şarkıcı mısınız? Yo, şarküteride çalışıyorum. Canım onu görüyorum da, az önce bir kasetten bahsettiniz. Evet, onu tamam. Efendim? Mahsun Kırmızı Gül'ün diyorum, en sevdiğim gazete. Ben Mustafa Sandal hastasıyım. Peki ya İbo? Hangisi, küçük mü büyüğü mü? Canım, Emrah da küçüktü ama sonra büyüdü. Bir dakika ya, biri durdurmazsa bu abuk sabuk laflar etrafa saçılacak, doğayı zehirleyip insanları felakete sürükleyecek. Geç bakayım şöyle. Sen az önce Karatay'a adını duyduğunu söylemiştin. Şimdi sen sor bakalım, kimden duymuş? Adımı kimden duydunuz? Rukiye teyzemden. Rukiye teyzem Kakılmış ablanın çok yakın arkadaşı olur. Çok güzel, çok memnun oldum. Ben de. Bak işte güzel konuşma diye buna denir. Az önce yaptığınız şeyse saçmalamaktan ibarettir. Teyzem seni geçen gün teyzenin yanında görmüş. Teyzem dedi ki, yakışıklı çocuk dedi. Sahi mi? Sesimin çok güzel olduğunu da söyledi mi? Hayır, ondan bahsetmedi. Sesin güzel mi? Ya arkadaşlar öyle derler. Peki teyzeme şarkı söyledin mi? Yok, onu bir kere koydum. Dinlemeden teyzem sesinin güzel olduğunu nereden bilsin değil mi? Ama isteseydi söylerdim. Benden istemedi ki şarkı falan. Yeter be, susun lan. Yine saçmaladınız. Baştan alıyorum. Sen demiştin, ne demiştin az önce? Bu ilk görüşte bir aşk vakası değilse bana da tosbağa Gülezer demişsin. Maşallah birbirlerine de pek yakışıyorlar be Gülezer. Ama bana bak, delikanlı pek çekingen gibi öyle duruyor bak. Aman icap ederse biraz itekleriz Tenteni ablam. Doğru. İşi bizde. Olur. Ben buraya niye gelmiştim? Belki de kader istemiştir buraya gelmenizi. Kader değil, Rukiye. Rukiye teyzem. Biraz kaşar peyniri, bir de tereyağı alacaktım. Bu arada ben Ceyda. Ben de Karatay. Biliyorum. Siz bu anlamlı konuşmayı yaparken ben siparişleri hazırlayayım. Siz de beni iplemeyin. Karatay. Ne güzel bir isim. Gazet çıkarırken de yon kısaltsam mı? Mesela Karama olsa.
Beyaz gibi değil mi? Yok, siyah gibi. Hayır canım, ben talk showcu Beyaz'dan bahsediyorum. O da önceden beyazıtmış, sonradan beyaz olmuş. Vay, ne kadar huydurlusunuz. Karada olabilir, Karatay'da. Vallahi bilemeyeceğim. Nasılsın lan küçük Karabeygir ha? İşler nasıl gidiyor lan? Oo, enişte. Küçük Karabeygir asla olmaz. Hiç medyatik değil. Bence de. Ceyda Hanım, pek görünmüyorsun. Nasılsın bakalım he? Sen de bunlar dedin demek ki. Oğlum sen utanmıyor musun lan Petron'un burada çalışıyor Ceyda ile muhabbet etme? Yürüyüşüne bak, yürü. İnek. Bence bir sakıncası yok. Bence var, çalışsın o kız. Köyden yeni geldi bu, biliyor musun? Öncükte biz muhabbet edelim. Nasılsın Ceyda, iyi misin kız he? İşleri kızıştı Tenter ablam. Niye? Görmez misin herifi? Yapışır kıza. E olsun. Bekarsa onu da alırız damat adayı listesine. Seninkiler şimdi de şarküteriyi gözlüyorlar. Hı? Sahiden de. Niye yapıyorlar bunu? Bilmiyorum Pelin abla. Anneannemin işleri hep kafa karıştırır. Sorsak anlatmaz mı? Sormasak daha iyi Pelin abla. Niye? Anlatırsa kafamız daha çok karışabilir çünkü. O kız senden çok hoşlandı. Sahi mi dedim Şahip abi? Tabii ya, ben bu işleri bilirim. Sende de benim gibi şeytan tüyü var. O ne demek? Bak, bu şu demek. Bütün kadınlar bizim gibi erkeklerden hoşlanıyor. Parmağımızı şıklatsak koşup gelirler. Mesela zaruret. Yani karım. Beni öldüresiye seviyor. Yani ölesiye seviyor. Ben de ne bulduğunu hala anlamış değilim. Yani bazı şeylerin izahı yok, biliyor musun? Tabii. Mesela Pelin. Yandaki eczanecinin sahibi. Beni tapasıya sever. Ama ben diyorum ki evliyim. Bak böyle bir ilişki yanlış olur diyorum. Olmaz diyorum. O dinlemiyor. O barına taş yerine beni basmaya kararlı. Yani kısacası bu işler bir karizma olaydır. Kimisinde vardır, kimisinde yoktur. O dediğinden bende varmış abi. Tabii sende de var da senin deneyimin eksik. Bir kere çok çekin gelsin. O kızın adı ne? Ceyda. Ondan konuşurken yüzüm kızarıyor. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor Şahip abi. Kızarmayacaksın oğlum. Tutulmayacaksın. Girgin olacaksın. Yırtıcı olacaksın. Ne yapalım peki Şahip abi? Hemen gidip evlenme teklif eden mi? Küş. Acelene tuytayım. Evlilik için daha çok erken. Zaten evlilik için her zaman çok erkendir. Evlilik bir erkeğin karizmasını ortadan yok eder. Ben bekarken aşkın adı aşktı. Evlendim, yasak aşk oluverdi. İyi o zaman niye evlendin ki Şahip abi? Oh, bu çok derin ve hazin bir hikayedir. Aynı zamanda uzun. Bir gebelik olayının yarattığı mecburiyet. Yenge gebe mi kalmıştı? Hayır, ben gebe kaldım. Hı? Bazı borçlarım vardı, zaruret onları öderdi. Vesaire vesaire, detaylara girmeyelim. Yani bak, sen benim düştüğüm hataya sakın düşme. Doğanın kadınlara lütfu olan bizim gibi erkekler bir kadından evlenip ötekilerden kendini mahrum bırakmamalı. Sen kadınları çok iyi tanıyorsun değil mi Şahip abi? Tanımak ne demek be? Hepsini parmağımda oynatırım. Hepsini süt dökmüş kediye çeviririm. Alo. Ooo Nilgüncüğüm, sen misin? Bu da eski bir göz ağrım. Önce sevip sonra terk ettiklerimden. Evet, ne vardı pisi pisim? Bu pisi pisi seni öyle bir tırmalayacak ki şu ayıp. Sen de şaşıracaksın, biliyor musun? Hayatım, şu anda elimde ne var biliyor musun? 19 saatim boyunda siyah dikdörtgen bir VHS kaseti. Üstünde de şu ayıp belgeseli yazıyor. Tatlım, bunu benimle mi izlemek istersin? Yoksa karınla mı? Tabii ki seninle birlikte. Geçmişimin gölgesi. Tamam. Tamam. Orada olacağım. Sen biraz kızardın mı Şahip abi? Ben asla kızarmam. Belki hafiften morarmış olabilirim. Reddedemeyeceğim bir teklif aldım da. Bu kadınlar senin peşini hiç bırakmıyor değil mi Şahip abi? Maalesef, maalesef. Aşırı karizmatik olmanın bedeli de bu işte. Yabancı değil. Ay bu. Evet. En sevdiğim
bölüm işte. Eminim karın da bu bölüme bayılacaktır. O da seni böyle parmaklarıyla masaj yapmak isteyecek. Dur be. Eminim o parmaklarıyla gözlerimi oyacaktır. Aa, hiç istemem Şahin. Sonra bana öyle güzel güzel bakamazsın. Ya anlamıyorum ya. Bu kameradaki kaseti televizyoncular almıştı. Ay çok kibar insanlar Şahin. Hem orijinalini verdiler hem de VHS kopyasını. Eşe dosya dağıtmak için de hayatım birkaç kopya daha yapacaklar. Ben mahvoldum be. Aa, bu daha bir şey değil Şuayipciğim. Herkes senin kahraman tarafını gördü. Ama bu kasette senin öbür yüzün de görülecek. Neydi? Eczacı şuh kadın Pelin'le evli, aslan yürekli Şuayip'in çok kısa süren aşk hikayeleri tarihe gömülüyor. Artık ben tarih oldum. Günahım neydi Allah'ım? Haline şükre Şuayipciğim. Dua et ki bu kaseti seni çok seven bir kadının elinde. Ne yani, sen bu kaseti ismi lazım değil vermeyecek misin şimdi? Sen beni çok yanlış tanımışsın Şuayip. Ben çok kıskanç bir kadınımdır. Böyle sırlarımı herkesle paylaşmayı hiç sevmem. Hele karınla asla. Tabii mecbur kalmazsam. Bu sözünde hafif bir şantaj aroması mı var ne? Çok kötü bir kelime şantaj. Aşk olsun Şuayip. Bu kaseti ölüm bizi ayırana kadar saklamak istiyorum. Eğer benim ölümümden bahsediyorsan şimdiden söyleyeyim, ben öldüm. Öldüm. Ay Şuayipciğim, en romantik anlarımızda bu kaseti koyar tekrar tekrar seyrederiz. Bak sana şunu tekrar göstermek istiyorum. Ay bu video da eskidi mi ne? Şu gelen sese bakar mısın? Karın video tahmininden anlar mı Şuayipciğim? Ne Gülcüğüm? Sana yeni bir video alalım mı? Harikasın Şahin. Bunu kaset için değil, beni sevdiğin için yapıyorsun değil mi? Kesinlikle. Günaydın Kara. Günaydın Ceyda Hanım. Bu sabah nasılsınız? Siz de bizi konuşmayı bırakırsan daha iyi olacağım tabii. Siz nasıl isterseniz. Geldim. Buongiorno Tintini ablam. Hoş geldin Gülezer, hoş geldin. Siparişini getirdim. Ne bu? Bu ne? Bu ne bu? Danteli pi. Bu mu? Yaptığın zanaatın am maddesini tanımaz mısın? Tığ parmaklı. Bana bak. Niye böyle bir tane? Niye bir tane alıyorsun? Memlekette danteli piyle kran mı girdi yoksa? Yok, ip buldur çok şükür. Dükkanda bütün ipsizleri iplendirecek kadar ip vardır. Ama nakit darlığı çekeriz. Ne? Paramız ancak buna yetti derim şaşkınım, enflasyon kurbanım. Ay kız sen deli misin kız? Biz geçen gün daha 3 tane dantel satmadık mı? Bak şimdi o 3 dantelin parasıyla bir tek kuka alırsak bunun ticaret denirsin de ayol. Üçünden birinin ticareti. Ama hiç merak etmeyesin. 3. ayın birinde düze çıkacağız. İyi mi? Beni kandırmıyorsun ya. Kandırmayayım ben seni hiç be. Eğer yalanım varsa uzaktan kumandan bozulsun. 7. kanala takılıp kalayım, zaplamak nasip olmasın. Bırak ağız kalabalığını artık, yeter. İçeri geç. Geç içeriye de sana namzetlerimiz hakkında malumat vereyim. Ver. Gel. Geç şöyle. Geldim. Otur bakayım, otur. Ay. Bana bak. İyi dinle şimdi beni. Ben akşam bizim torunun ağzını aradım. Pelin hakkında ser veriyor, sır vermiyor. Tek kelime etmiyor yani. Pek bir değerli malumat sahibi olmuşsun hani. Bana bak. Şimdi bu Pelin'in bir erkek kardeşi varmış. Bekar. Ondan bahsetsin. Ama edemiyorum. Ne? Bir iki güne kadar askere gidiyormuş çocuk. Tamam. Yani onu da geç bir kalem o zaman. Bana bak. Şimdi bırak onu da. Şarküteriye dün ayı gibi bir adam vardı ya hani. Ayı gibi geldi orada. Tamam işte, ona bulalım bir dişi ayıcık. Nasıl? Çatalım çöpünü, takalım yularını. Maalesef anacığım. O da evliymiş. Sıfıra ya. Sıfır, elde var sıfır. Ne dedin? Sıfıra sıfır, elde var sıfır dedim. Yok. Elde var iki. Gençleri unutma. Tabii bana bak, şarküteride çalışan çocuğun adı Karatay.
Ayı gibi adamın karısının yeğeniymiş. İstanbul'a yeni gelmiş. Konuşmaya başladın sen. Konuş. Kızın adı Ceyda'ymış. Ne dedik, nerede kaldı? Kızın adı Ceyda'ymış, hadi anla. Bak, kızın adı Ceyda. Tamam. Dedi ki onu canım. Kaç yaşında? 19 yaşındaymış. Tazecik. Veteriner kliniğinde çalışıyormuş. Güzel. Çocukla kızın teyzesi de temizliğe gidiyorlar bir temizlik işlerine. Güzel. Anlıyorsun değil mi? Yani birbirlerine yakışıyorlar anlaşılan değil mi? Desini istikbal gençlerdedir diye. Biz ne diyoruz deminden beri, ama sağır duymaz uydurur işte bu da. Hadi gidelim artık, bu gençleri evlendirdik ne ala, evlendiremedik bizim çöp çatanlık müessesesi batacak. Senin dantellerin de benim gibi evde kalacak. Hadi. Bilazer, bak ne diyorum. Kız, sana da hayırlı bir kısmet buluruz inşallah. Olur tabii, ayrılsın lan. Niye olmasın? Belki sana da buluruz bir tane. Hadi. Evlerinin önü yonca kalkmış da boyu. Bu neydin Şahiba Bey? Az önce Pelin abla uğradı. Ne istiyormuş? Tabii ki seni. Dedi ki Şahip abi niye eczaneye hiç uğramıyor dedi. Say abi niye uğramıyor eczaneye? Bunun iki nedeni var. Birinin adı zaruret, ötekinin adı Nilgün. Beni seven ve kıskanan iki kadının baskısı altındayım. Yanlış anlama, korktuğumdan falan değil. Sen kimseden korkmazsın değil mi Şahip abi? Hiç kimseden korkmam. Hiç kimseden. Ne oldu Şahip abi? Hiç. Ne zaman böyle laflar etsem karşıma korkulacak şeyler çıkar. Bak, sana bir şey sorayım. Ben hayatta bir tek şeyden korkarım. Nedir o bir? Zaruret yengemi Şahip abi. Ah canım, zaruret. Zaruret de kimmiş korkacağım? Kimse yok değil mi? Bak, ben hayatta bir tek şeyden korkarım. O da beni seven kadınların duygularını incitmekten. O yüzden de çok mecbur olmadığım sürece eczaneye gidemiyorum. Pelin'imi göremiyorum. En büyük asker, bizim asker. Ne oluyor ya? Pelin ablanın kardeşi askere gidiyormuş. Ulan öyle söylesene, iki saattir beni çan konuşturuyor burada. Evet, şimdi eczaneye gitmem için şimdi bir sebebim var. Mahallemizin bir çocuğu askere gidiyor. Göndermek benim de vazifem. Buna kimin ne diyeceği olabilir? En büyük asker, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Bizim asker. En büyük asker, 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 bizim asker. Ah, baksana Pelin Hanım bulmuş birini. Hem de ne birini, baksana yer elması gibi adam. Pek sıkı fıkıdırlar. Aralarından sızmaz doğalgaz bile. Aman çok fesatsın be Bilezer. Bana bak, o Şuayip Bey, Şuayip. Şarküterin sahibi. Evli baklı adam. Ha. Değil mi ya? Sen şimdi bırak onları da, bizim muhabbet kuşları burada. Hadi güle. Adama bak, sürpriye davran. Bunu size, yani sana vereceydim. Sabah vereceydim ama utandım. Öyle mi? Ne bu? Kaset. Canım onu görüyorum da, ne kaseti? Ay söylesene, kimin kaseti? Benim kasetim, ama sana verince senin kasetin olacak. Aa, kimin şarkıları var içinde? Söylemem ama gülmeyeceğim. Ay niye güleyim canım? Dedim sana, oğlan çok macho. Söylesene kara, kimin kaseti bu? Benim 2-3 parçam var kasette. Bizzat şahsen kendim okudum. Yapma ya. Maxi single gibi bir şey desene. Ay nerede doldurdun? Stüdyoda mı? Yok, banyoda. İtilmiş eniştenin de evini aldım. Kapıyı da kapadım kimse duymasın diye. Hayalimsin vallahi kara, sana bayılıyorum. Çocukcağız dut yemiş bülbüle döndü ayol. O da güzel bir çift laf etti ya. Affedersiniz, siz ne istemiştiniz? Biz bekleriz evladım. Sen o genç hanımla ilgilen. Ama elini çabuk tutasın, yoksa kaçacaktır hem, karışma. Bu kaseti dinlerken hep seni düşüneceğim kara. Çok haklısın Kenten ablam. Bu oğlanı kendi haline bırakırsak yanmışız biz. Bunlara Marshall yardımı lazım. Hadi yürü. Marshall sen misin burada? Yani benim üstüme vazife değil, ama söylemeden edemeyeceğim. Yani siz birbirinize çok yakışıyorsunuz çocuklar, maşallah. Benim toy civanım.
Görmez misin kız kesiktir sana. Ya. Malı götürecek yerde lafı ne gebilirsin Mesut abim gibi. Ne malı, nasıl yani? Ama çok ayıp. Ben seni bir yerden tanıyorum. Sen geçen gün parkta benim yanıma gelmiştin değil mi? Gelmiştim. Ama nasıl ayırlı gelmişim. Bulmuşsun kendine ayırlı bir kısmet. Baksana kız gibi oğlan mahcup. Benim gözümden kaçmaz, siz birbirinize tutkunsunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmiyor bayanlar. Bana bak evladım, neden onu istetmiyorsun ailesinden güzel çocuğum benim? Ha? İstet bir evladım, yapalım şöyle davullu zurnalı bir düğün. Ama siz kendi işinize baksanıza ya. Yok, bizim kendi işimiz bu zaten. Çeyizlerin de hazır. İstemiyorum. Seç beğen al. Yaparız sana hesaplı bir şeyler. Çeyiz meyiz istemiyorum ben. Ay deli aldınız başıma ya. Ceyda kaseti almadın. Ceyda benim bir suçum yok. Ceyda bekle. Evlenmeyip de ne yapacaksın kız? Bip mi olacaksın? Ne yaptın ben çocuğum? Aa, döktün babaanne. Kısmetin taştı, kısmetin. Ya anneniz nerede kaldı Selvi? Ya şunu şurasına 40 yılda bir güzel güzel yemek yiyeceğiz. Nereden çıkarttı şimdi, boş versene kadını. Allah Allah. Süheyla teyze yoramıştır babacığım. Merak etme baba, birazdan gelir. Hem geleceğine malum. Allah korusun anne, o ne biçim laf öyle? Yok canım, onu demek istemedim be evladım. Hani diyorum ki belki cafcaflı bir hayatı tercih edip çekip gitmiştir. Bu ne? Bu ne biçim yemek böyle? Kusura bakmayın Taci Bey, beğenmediyseniz gider kendinize mutfaktan yumurta yaparsınız. Hayır, bir şey değil. İnşallah zehirlenmeyiz ha. Ne var, nesi var be çocuğum be? Allah Allah, mis gibi yemek işte. Aç olan her şeyi yer. Ellerine sağlık Selvim. Çok güzel görünüyor tas kebabım. Afiyet olsun babaanneciğim de bu tas kebabı değil, et sote. Salak salak gülme Taci. Sen o büyücü kılıklı annen böyle tas kebabı görünümlü et sote yapabilir miydin? Sen bunu aldırma. Allah Allah, saat 9'a geliyor ya. Hala annen ortada yok. Nihayet. Niye halt ettin aşka? Ne oldu? Sana sürekli de git, kapıyı aç be. Söylene söylene gelsin nihayet erkenden başımıza. Ne güzel yemek yiyecektik şunu şurasında ben. Babaanneciğim niye kalkıyorsun, yesene? Ama yemeyeceğim, iştahım kaçtı. Allah Allah. Anacığım bak ne güzel yemek yiyordun, oturup yesene. Sen böyle yapınca benim de boğazımdan geçmiyor. Çok geç kaldın Aşmet. Bunu daha önce düşünecektin. Hayda, ben sana ne yaptım ki anne? Ben geldim. Aldın mı cevabını Aşmet? Hanım nerelerde kaldın ya? Bayağı merak ettik. Ama kendi adına konuş be. Benim merak ettiğimi de nereden çıkarttın şimdi? Affedersin Haşmetciğim. Süheyla'ya gittim. İş konuşuyorduk, dalmışım. Saate bile bakmadım. İş mi? İş mi? Ne işi Selvi? Sor bakalım ne işiymiş? Ne iş anne? Kızım Süheyla teyzem bana iş teklif etti. Ortaklık teklif etti. Ben de kabul ettim. Bana bak Haşmet. Bu entrikacı kadın gene bir dümenden çeviriyor. Ya Süheyla'nın işi mi var ki ortağı olsun? Hakikaten doğru söylüyor hanım. Süheyla Hanım ev kadını değil miydi? Haşmetciğim, ev kadını olmak para kazanmaya engel değil ki. Anne, o poşetin içinde ne var? Evladım, bu poşetin içinde leke ilacı var. Leke ilacı mı? Evet yavrum, her türlü lekeyi çıkaran bir ilaç bu. Aklına ne lekesi gelirse, kahve lekesi, ketçap lekesi. Vallahi bluzuma her çeşit leke yaptılar. Bir kere bundan sildiler, bak bir tek yerinde leke yok. Şaşırdım kaldım, yani sizin anlayacağınız bu harikulade bir ilaç. Ama senin lekeni hiçbir ilaç çıkartamayacak. Lekeli kadın. Yani hanım sen şimdi kapı kapı dolaşıp bu ilacı mı satacaksın? Hayır. Yok canım. Kim açar buna kapıyı be? Baksana şuna, anarşist midir, uzaylı mıdır nedir? Hayır şekerim. Müşteriler gelip evime benden bu ilacı satın alacaklar. Ve ben de bu ilacın sayesinde oturduğum yerde para sahibi olacağım. Daha doğrusu zengin olacağım. Zengin. Zengin mi? Ayla. Merhaba canım, benim ben. Nasılsın? Ben de iyiyim hayatım. Aylacığım, yarın 5 çayına bekliyorum seni. Öyle güzel kurabiyeler yaptım ki ağzına layık. Tamam. Gelirken Zeynep'i de al gel. Oldu mu canım? Hadi öptüm. Güle güle. Ya resmen kandırıyor insanları ya.
Aman ne var bunda, babaanne arkadaşlarını çaya çağırıyor. Resmen dolandırıcılık bu. Çaya diye çağırıyor, leke çıkartıp çıkartmadığı belli olmayan şüpheli bir mayayı satıp paralarını alacak zamanların. Bana bak Haşmet, bak bu çok önemli bir suçtur. Allah korusun, tutuklamaya geldiklerinde bizi de alıp götürürler. Ya durdursanıza şu kadını ya. Durdurun diyorum ya, bir şeyler yapın. Abartma babaanne, bu bir pazarlama yöntemi. Hem şu sıralar çok moda. Evlerde kadınlar tanıtım ve pazarlama yapıyor. E bu Nişa Kaplumbağa her moda olan şey yapacaksa işimiz var demektir ha. Allah Allah. Ya biri durdursun şu kadını be. Taşmet, Taci bir şeyler yapın. Alo, Mehtap. Merhaba canım. Al işte, yeni kurbanımız da Mehtap. Canım benim, nasılsın? Mehtap. Yarın çaya gelsene bana. Tamam. Ne yapacağız canım? Sohbet edip çay içeceğiz. Çayın kaç para olduğunu da söyleyin buna. Tabii Ayla'yı da aradım. O da gelecek. Ama istersen Uğur'la beraber gelin. Tamam mı? Hadi canım, güle güle, öptüm. Sürahi Hanım, benim para kazanmam senin için bu kadar rahatsız ediyor? Selvi, söyle buna. Para kazanmak o kadar kolay bir şey değildir. Haddini bilsin. En azından insanları böyle kandırmasın canım. Para kazanacakmış. Görürsün. Yarın akşam salonun ortalık yerinde paralarını sayarken göreceksin. Aman Allah korusun canım. Bundan sonra herkes parası kadar konuşacak Sürahi Hanım. Parası kadar. Alo? Türkan? Parası kadar mı? Herkes parası kadar konuşacakmış. Bugüne kadar vurur konuştuğunda paran mı vardı sanki? Şimdi el alemin üstüne leke ilacı diye mürekkebi döktüğünde bakalım ne kadar konuşacaksın. Bu arada lavaboda pırıl pırıl olacak he. Mürekkeple de aynı renkmiş he. İşte böyle. Dim yata pirince gidersen evdeki bulgurdan da olursun. Kal arkadaşsız da gör gününü. Tamam işte böyle. Buraya koyalım. Rezil olsun o karlarda görsün bakalım. Tamam. Dökmeden de koymak lazım. İşte böyle. Tık. Tamam. İşte bu kadar. İşte bu iş bitti. Hop. Keke, her seferinde bu kadar güzel nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Kaç sefer yaptırdıysam bu kadar lezzetli olmadı. Aşk olsun Aylacığım. Yaparsın, niye yapamıyorsun? Sana yazılısını verdim, herhalde kaybettin. Yeniden yazar veririm. Ah kusura bakma, gelin bizdeydi, onu da getirdim. Aa, ne kadar iyi ettin, getirmesen kızardım zaten. Yavrum, evlilik nasıl gidiyor bakayım? İyi gidiyor teyzeciğim. Sana bir çay daha koyayım. Ben alırdım, siz zahmet etmeseydiniz. Olur mu? Ayıp, benim evimde misafirsin. Çocuklar, içen var mı başka? Zahmet olmazsa. Estağfurullah canım. Şimdi getiririm, şimdi. Buyur anneciğim. Merhaba millet. Merhaba. Hoş geldin Sürahi Hanım. Hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz be. Hoş bulduk, sağ olun. Demek bizimkini ziyarete geldiniz ha? Pastalar, kekler, çaylar. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Sen de bir çay içer miydin? Yok, ben almayayım. Ben o kadar zengin değilim. Haşmetim de öyle evde pastalı, kekli partiler yapacak kadar zengin değil. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu ne ayol, şekerin kalmadı mı? Hakikaten niye getirdin o ketçapı?
Şimdi size dünyanın en güzel harikasını göstereceğim çocuklar. O ne ayol? Bu leke ilacı canım. Leke ilacı mı? Evet, şimdiye kadar icat edilen en güzel leke ilacı. Bakın canım, şimdi bu leke ilacı her türlü lekeyi çıkarıyor. Çay lekesi, kahve lekesi, ketçap lekesi, çimen lekesi, hatta ve hatta mürekkep lekesi. En iyi de mürekkep lekesini çıkartıyor. Evet, onun için bu ketçabı getirdim. Şimdi huzurlarınızda küçük bir deney yapacağım. Görelim. Tabii göreceksin hayatım. Mesela aylacığımın bluzu bu iş için bir çekmiş kaptan. Evet, onun tabii için... ya doğru söylüyorum, baksana bembeyaz kar gibi. Tabii. Yani sen şimdi ketçabı benim üstüme mi dökeceksin? Evet, ondan sonra da ilaçla temizleyeceğim aylacığım. İnan bana ilk günkünden daha temiz olacak. Aha, yok hayatım ne olur. Ben de deneme, sonra çıkmaz mıkmaz. Bu benim en iyi kazağım. Aşk olsun aylacığım. Ben bilmesem yapar mıyım? İnan bana ilk günkünden temiz olacak. Çıkacak, korkma. Ha, korkma tabii. Hem belki böyle renkli renkli daha da güzel olur. Yok Allah aşkına, ben de deneme. Böyle bir denemeyi ben de kabul edemeyeceğim teyzeciğim. Ben de almayayım. Aşk olsun be çocuklar, bunda korkacak ne var? İnanın, dün benim yanımda denediler. Bütün lekeleri anında çıkardı. Koyu renk ya, lekeleri kolayca örtüyordur. Aşk olsun Sürahi Hanım, çok teşekkür ederim. Aman bir şey değil. Canım ben sizi korkutmak istemiyorum. Sadece şaka yaptım. Üstünüze biraz ketçap sıvayacak. Ondan sonra leke ilacını şöyle bir moca edecek. Ondan sonra ne leke kalacak ne bir şey. Aşk olsun çocuklar, inanın gözümle gördüm diyorum size canım. Ben bunu deneyeceğim, bu siyah bunda gözükmeyecek ki. Ama ben birinizin üstünde bunu... Ha! Ne oluyor be? Ne? Evet. Ne? Ne oluyor be? Şimdi... Ne oluyor? Bakın. Ne? Neye bakacaklar be? Ne oluyor? Şimdi bu Sürahi Hanım... Bıraksana be! Ne oluyor? Sürahi Hanım'ın yeleğine önce güzel bir ketçap lekesi... Ne oluyor be? Yapıyoruz. Dökme dedim sana, Allah Allah, ne oluyor be? Bir dakika Sürahi Hanım, niçin korkuyorsun? Dün akşam ilacı dökmedik mi? Bunun deneyini yapmadık mı? İlaç mı? İstemiyorum ilaç. Ben ketçaptan memnunum. İstemiyorum. Bunun üzerine de bu ilacı... Sakın yapma! Ya ne bakıyorsunuz? Ya niye bakıyorsunuz oradan salak salak? Bir şey yapsanız da polisi çağırsanız da yahu! Allah Allah! Lekeli kadın! Kendi gibi lekeledi beni de yahu! Allah Allah! Ah şekerim! Şişeden ilacı boşaltıp içine tacinin mürekkebini dökmüş. Vallahi kadınlara rezil oldum. Öyle deme anne, ya Ayla ablanın üstüne dökmüş olsaydın? Allah korudu. İnacı onun üstüne döktüğü zamanki halini görecektiniz babaanne. Çırpı diyor tesbih böceği gibi. Ya Sinay, annem nerede? Banyoda çamaşır yıkıyor. Anne Baycan anlasana. Gülün, gülün bakalım. Gülün de bu deliği iyice cesaretlendirin bakalım he. Yarın öbür gün sizin de üzerinize desenler çizerse görürüm ben sizi he. Ama anne bak, bu sefer kızmaya hiç hakkın yok. Kendin ettin, kendin buldun anacığım. Bana ne deme be, biz seni cami avlusunda bulmuştuk. Sen de gülme öyle be salak salak he. Selvi. Bu seyyar satıcıya sor bakalım. O leke ilacından kalmış mı? Aa vah vah. Ben de tam o işi bırakmak üzereydim. Selvi, kafamı bozmasın, neyse parası vereceğiz. Tamam tamam çocuklar, ben size demedim mi bu ilaçtan çok para kazanacağım diye. İnce ince